Nasuhi Güngör, Ankara'dan yansıyanlarla birlikte bir derlemeyi de sizden alayım. Hem seçim başlangıcı aday açıklanmasından sonra deprem bölgesinde oldu. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay merkezde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem İYİ Parti Genel Başkanı ziyaret etti. Yanlarında belediye başkanları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Hatay'daydı. Dolayısıyla seçim sürecinde deprem felaketi önemli yer tutacak anladığım kadarıyla liderlerin ajandasında. Sonra nasıl devam edecek? Belediye başkanlarının bu ziyaretlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması ne getirecek? Diğer liderlerin yanında olması. Öyle bir başlayalım, sonra da ittifakları hemen bir geçeceğim. Şöyle söyleyeyim hızlıca. Şimdi deprem öncesinde AK Parti'nin genel anlamda kampanya ile ilgili, hani AK Parti'nin siyasi gövdesi olarak söyleyelim bunu, şarkıları, işte kampanya dili, mesajları vesairesi önemli ölçüde hazırdı. Bunları yakinen biliyorum. Ancak tabii Cumhur İttifakı'nın böyle, fakat diğer tarafın, yani Millet İttifakı tarafında henüz aday belli olmadığı için böyle bir kampanya çalışması olmadı. Sadece partilerin kendi kurumsal reflekslerini rutin olarak ürettiği işler vardı. Hani adaydan sonra elbette şekillenecekti bunlar. Ama yaşadığımız büyük afet tabii ki her şeyi değiştirdi. Dolayısıyla şu ana kadar hani yapılan çalışmaların artık sahada insanlar nezdinde kullanılabilir olmaktan çıktığını biliyoruz. Sesi kısılmış bir kampanya yapılacak. Ben öyle tanımlayayım bugün isterseniz. Yok. Çünkü şarkılar olmayacak, mitingler olmayacak. Yani zaten doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'de seçim kampanyalarının böyle yürümesiyle ilgili de çok eleştiriler vardı. Ama bu sefer bir zaruret, hakikaten yani hassasiyetler üzerinden böyle bir süreç devam edecek. Cumhurbaşkanı da bunu açıkladı. Öyle görünüyor ki muhalefet tarafı da bunu böyle yürütecek. Şimdi bunun zorlukları var, avantajları var. Zorlukları nedir? Alıştığınız bir kampanya süreci var. Yani siyasi partilerin refleksleri buna göre şekillenmiş. İşte mitingler, şehirlerde yapacağınız temaslar vesaire. Şimdi bunları ortadan kaldıracaksınız. Ağırlıklı olarak Mustafa Hocam'ın da tarif ettiği şekliyle depremi de merkez alarak bir süreç yönetmeye çalışacaksınız. Bu hakikaten zor. Daha önce karşılaştığımız bir şey değil. Yani bilmediğiniz bir süreci yöneteceksiniz. Dolayısıyla bunun dili çok farklı olacak ve muhtemeldir ki kullandığınız araçları da dikkatli gözden geçirmek zorundasınız. Zaten her aracı kullanamayacaksınız. Kullandığınız araçların da dilini, sahaya yansımasını çok dikkatli gözetmek zorundasınız. Avantajı ne? Daha sakin ortamlarda siyasetçilerin ben topluma kendilerini daha rahat anlatabileceklerini düşünüyorum. Sakinlikten kastım şu değil. Yani insanlar çok büyük bir kriz yaşadılar. Bu arada hani deprem sadece 11 ili vurmadı. Şimdi öyle bir şeye dönüştü ki dün bakın yeni bir fay haritası yayınlandı. Birinci derecede sorunlu olanlar, ikinci derecede olanlar vesaire gibi. Şimdi bunları üst üste koyduğunuzda dün akşam kapatasak hesaplamaya çalıştım. Neredeyse toplumun 50-55 milyonunu doğrudan ilgilendiren bir kaygı süreci başladı. Yani birinci dereceden öncelikli fay hatları haritasına baktığınızda Türkiye'nin yarıdan fazlasını neredeyse doğrudan tırnak içinde Allah korusun diyerek söyleyelim ama tehdit eden bir şey var karşımızda, bir tablo var karşımızda. O bakımdan deprem sadece 10-11 ilde değil, Türkiye'nin genelinde bir etki uyandırmış durumda. Bunun tabii bir bilinç inşası yönünde katkısı olur mu? Mutlaka olacaktır. Hocam dediği gibi daha çok bilgi sahibi miyiz? Evet, daha çok bilgi sahibiyiz. Fakat ürkütücü olan ne? Bizim bu sorunları çabuk unutma kabiliyetimiz olduğu, bu da tırnak içinde olsun. Maalesef. Yani ne yazık ki çabuk unutan bir milletiz biz. Çabuk gerçi unutan hocam, bir siyasetimiz var. Unutulacak gibi değil ama. Farklı değil. Çabuk unutan bir devletimiz var. Yok, bunu söyleyelim. Yani bizim bu unutma konusunda yani yine öyle yaşamak falan. Hani yolumuza devam ederiz yani. İşte kervan yolda dizilir falan gibi. Umarım öyle olmayacak çünkü bu bambaşka bir süreç. Yani bu kadar canımız yandı, bu kadar canımız kayboldu. Birçok insan göç etmek zorunda kaldı. O göçün de bir sosyolojisi var. Yani Ankara'ya 500 bin civarında insan geldiği söyleniyor. Rakamları tam olarak bilemiyoruz. Mersin için çok büyük rakamlar veriliyor. Bu insanlar, yani göç eden Aksaray, insanların da gittikleri şehirlerde yaratacakları etkiler olacak. Dolayısıyla öngörmesi son derece güç bir seçim süreciyle karşı karşıyayız. Buna rağmen anketler uçuşmaya başladı. Yani bu uçuşmaya başladı deyimli, anket firması sahibi çoğu dostum, arkadaşım benim, görüşüyoruz zaman zaman. Beni bağışlasınlar ama böyle bir sahada anket yapmak, ya şimdi mesela diyelim ki deprem sonrasında belli bir stabil hale geldi saha, tekrar çıkmaya çalıştınız diyelim ki diyorum. Sayın Akşener'in çıkışını nereye koyacaksınız? Yani 2 Mart, 3 Mart itibariyle başlayan krizi nereye koyacaksınız? Yani öngörülmesi çok güç bir süreç.
sürekli yeni dinamikler giriyor ve bu yeni dinamikler de öyle kolayca daha önceden tahmin ettiğimiz dinamikler değil. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben altılı masada böyle bir uyumsuzluk yaşanacağını en net söyleyenlerdenim. Öyle de oldu. Ama mesela hadi bana sorun şimdi 2 Mart, 3 Mart krizini. 3 Mart'ta Sayın Akşener çok sert mesajlar veren ağır bir konuşma yaptı. Ondan sonrasında Sayın Akşener'in tekrar masaya dönmesine ihtimal verenlerin sayısı çok azdı. Ben Deniz de bunların içindeydim ama geri döndü mesela. Şimdi böyle Ali Babacan da dedi ya Habertürk ekranlarında ne? Cumartesi biraz daha zordu. Yani herkes evet, bir miktar hani daha zor görünüyordu ama biz kapıyı kapatmadık dedi. O havayı aktardı. Hı-hı. Cumartesi evet daha zor görünüyordu. Doğru. Fakat bir şey daha var. Şimdi Sayın Akşener döndü. Ama mesela İyi Parti eski gücü ve etkinliğiyle masada ve sahada mı? Mesela bunu da ölçmek öyle çok kolay değil. Mesela ben ondan öncesinde hep şunu söylüyordum. Masada iki ana aktör var. Sayısal oranlarına bakılmaksızın, seçimde alabilecekleri oylara bakılmaksızın İyi Parti'nin bazı alanlardaki etkinliği Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha yüksek diyordum. Ama bugün bunu söyleyemiyorum. Yani bugün bunu niye söyleyemiyorum? Çünkü hem ölçemiyorum hem tam olarak göremiyorum hem de sahadan kaba dönüşler bana bunun daha farklı olduğuna dair bir izlenim veriyor. O bakımdan bence herkes açısından zor. Anketler açısından zor, akademik dünya açısından, entelektüel hayat açısından, gazeteciler açısından, devlet açısından, siyaset açısından. Niye devlet açısından? Çünkü siz bu seçim süreci devam ederken bir de devletin belli mekanizmaları var. Bürokratik mekanizmalar, işleyen mekanizmalar filan. Bunlar da orada yaşayan insanlarla ilgili sorunları, şimdi bu sorunlar şöyle bir şey değil ki hani paket halinde çözüyorsunuz sonra bölgeyi terk ediyorsunuz. Hayır. Şimdi bir sivil toplum örgütü bölgeyi terk edebilir ya da herhangi bir başka yardım kuruluşu vesaire ama devlet orada olmak zorunda. O ihtiyaçların sürekliliğini ve yeniden ortaya çıkan ihtiyaçları, ertelediğiniz ihtiyaçları mesela depremin ilk anlarında tamam arkadaşlar eğitim süreçlerini erteledik diyebilirsiniz ama devamında bunu söyleyemezsiniz. Depremin ilk anında bazı şeyler hani tamam bunlar ötelenebilir ama bugün insanlar hayatın normalleşmesini istiyorlar. Benim burada tabii çok önemsediğim bir şey var. Hocam da söyledi. Ben buna bir şey daha ekleyerek ifade edeceğim. İstanbul'un rant, üretim süreçleri, Türkiye'ye katkılarını biraz yaymak çok akıllıca bir fikirdir. Yani bunu neden yıllardır yapamıyoruz? Tabii buna açıkçası söylemek gerekirse hocam İstanbul'da olduğu için bizim hani bir taşınmamız lazım, İstanbul bir yer değiştirmemiz konuda lazım. Onu evet, anladık evet. Zaten. İstanbul sermayesinin reflekslerini elbette daha iyi bilir ama İstanbul sermayesinin de İstanbul'dan ayrılmamak gibi bir tuhaf şeyi de var. Tuhaf demeyelim de orada yaşamak, orada olmak, orada üretmek istiyorlar. Ama Türkiye'nin başına büyük badireler açabilir bu iş. Yani sermayeyi... Diyorsunuz ki onlar taşınmadan çalışan da taşınamaz. Evet, öyle taşın. Kalırız burada diyor. Evet. Bunları yayabileceğiniz, yani. Üstelik bu yayma sürecini de işte o yayınlanan fay hatları, daha az riski olan bölgeleri falan da çalışarak yapmak zorundasınız. Benim bir başka önerim, depremin neredeyse ilk haftasından itibaren hani kendimce çığlık çığlığa söylüyorum, çok önemsediğim bir şeydir bu. Deprem bölgelerindeki o şehirlerimizdeki üretim ve inşaat süreçlerini çünkü orada muazzam bir süreç yürütmek zorundasınız. Bunu bugünkü iktidar başlatır, öteki devam ettirir veya iktidar seçimi kazanır, o devam ettirir. Bu değil konumuz. Konumuz şu. Orada mağdur olan bir kısmı göç etmek zorunda olan ama bir kısmı da geri dönmek için gün sayan, hani bir imkan, bir umut arayan insanlara bir umut verebiliriz. O umut da şudur. Eğer hayatı normalleştirmek istiyorsak bunun çok basit ama çok zor planlanacak bir süreci var. Deprem bölgesindeki inşaat sürecini doğrudan orada mağdur olan insanları katabilirsiniz. Onların iş bulmasına öncelik verebilirsiniz. Gençlerin iş bulmasına öncelik verebilirsiniz. Efendim hepsi inşaat mı yapacak, hepsi şunu mu yapacak? Bunları söylediğimde böyle tuhaf tuhaf sorularla karşılaşıyorum ama bu planlama dahilinde yani gencecik çocuklarımız var, mühendislik okumuşlar, mimarlık okumuşlar, inşaatla ilgili eğitimler almışlar. Bunlar bir kategori. İstatistik bizim bölge ilgili muazzam bir ihtiyacımız. Biz envanter toplumu değiliz. Biz seçmen bunu mu bekliyor diyorsunuz Nasir Güngör? Yok, olması gereken. Çok... Seçmene bunları mı anlatmak lazım? Hayır, ben yani doğrusunu söylemek gerekirse hani sizin için de öyle değil midir Ebru Baki? Mustafa Hocam için de öyle değil midir? Yani bundan birkaç ay önce burada biraz da hani tebessüm ederek, gülerek hani ekonomik kriz vardı, o bizim de canımızı yakıyordu ama yani afet
bunlarla karşılaştırılabilir bir şey değil. Şu anda hiç kimsenin seçimi konuşmak için çok istekli olduğunu zannetmiyorum. Yani insanlar bunu konuşurken ya depremin süresinden, depremle ilgili yapıp edilenlerden çalıyor muyum hissine falan kapılıyorsunuz. Yani hadi açık konuşalım. 2 Mart, 4 Mart, 6 Mart neyse o 4 gün içinde yaşanan konuşmaların Türkiye'deki deprem sürecine yara verdiğini düşünenler var. Ben de bunlardanım. Hatta Sayın Akşener bu konuda özür de diledi Fatih Altaylı'nın yayınında. Ama bunların bedelleri ağır oluyor. Yani biz bugün o yüzden hani depremi de işin içine katarak konuşmaya çalışıyorum ben. Eğer siyasetçi illa da kampanyasında, illa da seçmene bir şey söyleyecekse bence söylemekten ötesine geçsin. Bizzat buna müdahil olsun. Kahramanmaraş'ın, Adıyaman'ın, Malatya'nın, Elbistan'ın mesela benim çok yakından gördüğüm şehirleri sayıyorum. O yıkımlarının inşasına mutlaka oradaki insanların katılımını sağlayacak bir model oluşturalım. Yani oralardaki inşaat faaliyetleri, oradaki yeniden yapılanma süreçleri bunların hepsi çok büyük maliyetler. Hiç olmasa o maliyetleri oradaki insanlarla ve gençlerle. Niye gençlerle? Şimdi depremin öncesini düşünün. Genç işsizliğimizde ciddi bir sorunumuz var değil mi bizim? Var. Ama şimdi o bölgedeki gençleri düşünün. Artık onların umutsuzluğu kat be kat artacaktır. Bunun yaratacağı psikolojik sorunlarını, aidiyet sorunlarını, ülkenin geleceğine bakacakları o umutsuzluğu vesaire onları hiç saymıyorum. O bakımdan bence bu süreçler, bu iki süreç, yani İstanbul'un üretim süreçlerinin Anadolu'ya diyelim en genel deyimle yayılması ve bunu da çok akıllıca yapmak lazım. Yani siyaseten güçlü iller, hadi 3 tane fabrikayı biz kapalım, 4 tane sanayi bölgesini biz getirelim şeklinde değil. Dediğim gibi fay hattı haritasını esas alarak, o illerin ekonomisini esas alarak, o üretim süreçlerinin lojistiğini esas alarak bir sürü faktörü var. Onu inşa edelim. İkincisi de deprem bölgesindeki insanların üretim süreçlerine katılması noktasında mutlaka bir planlama yapalım. Bence geç bile kalıyoruz. Hani inşaatlar, evler devam etsin, evet etsin. Okullarımız açılsın, evet açılsın. Diğer süreçler başlasın, hayat normalleşsin. Ama hayatın normalleşmesinin en önemli unsurlarından bir tanesi, Mustafa Hocam da bu konuda lütfen görüşünü çok merak ederim. Oradaki yerleşik ahalinin göç edenler de dahil olmak üzere o göç edenlerin dönmesini ben umut ediyorum. Yani bu çok önemli bence. Orada kendilerine tutunacakları bir dal, bir umut, bir yaşama umudu bulmalarıdır. Bunu sağlamanın da ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanının da çağrısı şehirlerinizde kalın, bu şehirde kalın şeklindeydi dün itibariyle. Ama göç çok fazla şey onu ama. Biliyoruz. Geri dönerler mi? Onu sorarım dönecek hocaya ama. Nasuh Güngör, siz gideceksiniz. Şu soruyu da sorayım. Ondan sonra hocamın yorumlarını alayım. Tabii ki. Işte seçim konuşmak evet biraz zor. Kimsenin özellikle deprem bölgesinde o felaketi yaşayanlar. Şöyle bir araştırma vardı İpsos'un. 15 il deprem felaketini yaşadı ama diğer illerde yaşayanlara %59'un orada bir akrabası, bir tanıdığı, bir yakını var zaten. Dolayısıyla etki çarpan etkisi yarattı. Bütün Türkiye'yi de sardı. Dün mesela Yağız'ın şimdi işte depremde enkazdan kurtarılış anını biliyorum. Babası ve babaannesi öldü. Annesiyle beraber kurtuldu. O anları anlatırken tekrar o günlere geri dönüyorsunuz. Gizem'in o bekleyişi ve sonrasında yaptığı haber. Dediğiniz doğru. Unutamıyorsunuz. Hep o anı yaşıyorsunuz. Ama bir yandan da işte seçim süreci var ve ittifaklar genişliyor. Hüdapar Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Aday göstermeyecek. Bir de yeniden Refah Partisi ile bir görüşme var. Sanırım o karar da yakın zamanda açıklanacak. Dün Fatih Erbakan'ın bir sosyal medyada mesajı vardı. Yani Cumhur İttifakı da genişliyor diyebilir miyiz? Başka yenilikler görebilir misiniz? Adayların sayısı da artabilir mi diye sorayım kısaca. Evet, zaten aday sayısı artıyor. Sayın Sinan Ogan da Sayın Muharrem İnce ile birlikte. Burada tabii en belirleyici olan aday sürecinin bütün bunların dışında HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı meselesi olduğunu düşünüyoruz. Mesela orada da yine çok aceleci yorumlar oldu Türk medyasında. Hemen Sayın Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra şöyle bir yaklaşım vardı. HDP zaten Kılıçdaroğlu aday çıkarırsa destekleyeceğini ifade etmişti. Bu saatten sonra aday çıkarmayacak. O gün söylediğimi bugün ben tekrar edeyim. HDP'nin siyasi gündemi ne Cumhur İttifakı'nın gündemiyle örtüşüyor ne de Millet İttifakı'nın gündemiyle tam olarak örtüşüyor. Yani ikisinde farklı sözcükler kullandım ama örtüşmediği noktasında ortak. Çünkü onların kendilerine ait bir gündemleri var. Siyasete bakışları farklı, dünyaya bakışları, bölgeye bakışları, toplumsal talepleri, bu talepleri ne yazık ki
yönetme biçimleri, yani bütün bunlarla ilgili çok büyük sorunları olan bir siyasi parti. Bir kapatma davası var, devam eden. Sonuçlarını öngörmek de kolay değil çünkü kararların inişli çıkışlı bir süreci var. Ara kararlardan bahsediyorum. Dolayısıyla burada kimin aday çıkaracağı ile ilgili, ittifakların nereye evrileceği ile ilgili en temel konu HDP'nin ilk turda aday çıkarıp çıkarmayacağı. Bu karar da kısa sürede açıklanmak durumunda. Ben hala zayıflamış da olsa HDP'nin ilk turda aday çıkarma ihtimalini görüyorum. Neden derseniz, HDP bütün bu söylediğim o siyasi geleneği itibariyle ikinci tura kendisini pazarlık anlamında, bu pazarlık sözünü herkes yanlış anlıyor ama ben kullanıyorum, siyaset pazarlıktır. Çok can isteyen varsa müzakere de kullanabilir. Maddeler gösteriliyor ya ekranlarda. Müzakere sürecini görmüşsünüzdür. Evet. İstekler yani. Duyamadım, özür dilerim. İstekler, talepler, öyle listeler ve bu yani tabii, bu tabii. Masadaki konular aktarılıyor. Hayır, buna, yani. Buna da, normal. Normal yani, onu hayır, söylemeye çalışıyorum. Buna da şimdi yani Mustafa Hocam buradayken bunu konuşmak bana düşmeyebilir ama hani işin siyaset bilimi, sosyoloji tarafında şöyle bir şey yok mu? Yani siyasetçi zaten bunu yapmak için var. Doğru düzgün müzakere yürütmek için, doğru düzgün meşru pazarlıklar yapabilmek için var. Yani insanların meşru çıkarlarını savunmak, kendi meşru çıkarlarını maksimize edebilmek için var siyasi partisinin ve kendisinin, şahsi değil de. O bakımdan bence kimse bundan alınmasın. HDP ikinci turda kendi siyasi pazarlık gücünü yüksek tutmak için hala birinci tur için aday çıkarabilir. İttifaklar genişliyor mu? Genişliyordu. Şöyle bir hızlanma nasıl oldu. Nasıl bir katkı aslında sağlayacağım? Bunların bir kısmı öyle ya tahmin ediyorum ki. Şurada şöyle bir soru sorabilir miyim? Hızal genişleme var. Derinlerse gitmiyor. Şöyle bir soru sorabilir miyim? Eskiden mesela lütfen. Seçim sonrası partilerle görüşmeler olurdu. Şimdi seçim öncesi görüşmeler olup... Koalisyon da önceden kuruluyor. Evet, biraz öyle tam kelime. Bu koalisyonlar biraz daha önceden kuruluyor gibi bir izlenim yaratmıyor mu? Doğru, doğru. Yani mevcut seçim sisteminin, daha doğrusu mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de toplamda bizi getirdiği bir nokta var. Burası sağlıklı yürütülebildiği açısından demokratik süreçler için ben bunun bir sakıncasını görmüyorum. Tabii demokratik süreçlerle ilgili sakınca deyince bir şeyi söylemeden geçmeyeyim. Şimdi zaman daralınca siyasi partilerle konuşuyorum ben oradaki genel başkan yardımcılarıyla. İşte diyorum ki zaten normal zamanlarda ön seçim falan yapamıyordunuz. Herhalde şimdi hiç yapamayacaksınız. Yani şöyle mi diyorsun? Demokrasiye zaman yok. Evet, demokrasiye zaman yok ama seçim yapacağız. Yani şimdi bu çok tuhaf, ironik bir durum değil mi hocam? Yani aslında ön seçim gibi süreçler, ben bakın şunu da söylemiyorum. Çok az zamanı kaldı ama birkaç dakika içinde toparlamaya çalışayım, iki dakika içinde. Şimdi Türkiye'de milletvekilleri seçiliyorlar ve geliyorlar. Biz bu ön seçimler falan yapılmadığı için, demokratik süreçler iyi işlemediği için o insanlara da haksızlık ediyoruz. Aslında milletvekili adayı olan insanlar da belli toplumsal süzgeçlerden, belli siyasi süzgeçlerden çıkıyorlar. Yani Anadolu'nun herhangi bir şehrindeki başarılı bir avukat, başarılı bir akademisyen, doktor ya da herhangi bir isim, bir iş adamı elbette öne çıktığı için, eski deyimle tebarüz ettiği için aday olabiliyor. Ama keşke bunlar demokratik mekanizmalardan da geçerek önümüze gelse, daha sağlıklı süreçlerle karşıya kalırız. Ama bu seçimde demokrasinin bu boyutuna zaman yok. Onu geçiyorum. Bir başka konu ise şu, hani ittifakların çoğalmasıyla, artmasıyla ya da genişlemesiyle ilgili. Bunların büyük bir bölümü aslında kuvvetle muhtemel ikinci tura kalacaktı. Fakat sanıyorum seçim sürecinin bu afet sonrasında daha böyle sıkışması, tabii seçim bu sürecinin böyle sıkışmasının iki ana sebebi de var. Seçimin erken alınması var birinci sebep. İkincisi de Millet İttifakı tarafının bir türlü aday belirleyememesi var. Nihayet o krizle karşı karşıya kalınca, nasıl söyleyeyim, seçmenin pratiği adayı dayattı adeta. Yani belirlemiyorsan belirleyeceksin kardeşim noktasına getirdi seçmen tabanı ya da sosyolojik taban. Bugün itibariyle bence seçimlerdeki ittifaklar 3 aşağı 5 yukarı, yani en geç bir hafta içinde şekillenir. Bir kısmı ikinci tura kalmadan şekillenir. Fakat şunu da unutmayalım. Hani bir ittifaka katılmayan bir siyasi parti düşünelim. X parti. O illa da o ittifakta hareket etmeyecek anlamına gelmeyebilir. Bazı dengelerden dolayı onun dışarıdan o ittifaka destek vermesi söz konusu olabilir. Önümüzdeki günlerde buna dair bir sürü model göreceğiz gibi geliyor bana. Ama sonuç itibariyle resmi destekle fiili destek arasında çok büyük farkın olmayacağı bir yere doğru gidiyoruz. Kuvvetle muhtemel bu tabloda da uçuşan anketlere hiç bakmadan söylüyorum. Benim de şu anda birlikte çalıştığım bir ekip sahada. İlk söyledikleri şu, afet öncesinde Türkiye'deki ayrışmanın genel anlamda değiştiğine dair bir izlenim yok. Bu sadece ilk izlenimleri ama
o 10-11 şehrin bu sürece olan etkisini hala tam olarak ölçmek mümkün olmadığı için konuşmak istemiyorum. Ama ben şu fark var, bu fark var diyenlere rağmen diyorum ki çok zor, neredeyse kafa kafaya bir seçim olacak gibi görünüyor.